ailemle birlikte sinemaya geldik. Aslında çok farklı bir merhaba diyeceğim size. Çünkü gerçekten bayağı farklı olacak. Selamlar anne. Selam. Şimdi Justice League filmini izleyeceğiz bugün. Böyle akşam, pazar akşamı bir çıkalım, bir şeyler yapalım dedik. Bugünün vloguna buradan başlıyorum o yüzden. Kapı kapanıyor. Hayır, kapanma. Kapı açılıyor. Teşekkürler. Aa, bayağı küçük bir sinema salonu ama sinema salonu gibi sinema salonu yani. Selamlar, selamlar. Çok uzun zaman sonra tekrar birlikteyiz değil mi? Bence öyleyiz. Her gün Tulu'ya bayağı ara vermiştim bir. Farkındayım. Sebeplerin hepsini anlatacağım ama şu işlerin bitince anlatacağım. Şimdi spordan çıktım. Saçımı kestirmeye gidiyorum. Çünkü yarın önemli bir çekimim var. Onun için aslında sakalımı kestirmeye gidiyorum. Saçımı da arada kestirmiş olmak için kestireceğim. Mahalle berberinin çok küçük bir parçasını göreceksiniz. O yüzden. Onun dışında hadi bakalım neler yaparız. Evet, saçımı kestiriyorum şimdi. Oldu, süper oldu en iyi. Saçlar nasıl abi, memnun musun? Saçımdan o kadar memnunum. O gün benim içimde bir burukluk kaldı abi. Sanki çok fazla... Ben çok tepki kalmadı. Vermedim. Ben hani şey olmadı, yüzüme yansımamıştır. O da şey, bet suratımdan bence ama... Şeyden çok beğendim ve o kadar iyi kullandım ki bugüne kadar. Yani normal bugün vaktim olsa kestirirdim saçımı. Evet. Ama sadece sakallıydı, biz en önemli sakalımız zaten. Sakalım gidiyor bu arada. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Sinek kaydı değil ama... Bir şey söyleyeceğim, bunu çıkaralım mı daha rahat etmen için? Lütfen, seksi vücudunu da görürsün. Ve evet, sonuç biraz bu şekilde. Ve şimdi aradan da bayağı vakit geçti aslında. Ben eve gittim falan ama kameramın şarjı bitmişti o arada. Ve yeni yeni şeyleri gösteremedim. Ama suratım üşüyor. Suratım donuyor yani. Ya öyle böyle değil. Cansu'yla buluşacağız. Cansu Stockholm'dan geldi. Özleştik, böyle bir hasret gidelim falan dedik yani kendisiyle. Sizlere aslında bir oturup böyle anlatmayı çok isterdim ama Cansu'ya da şimdi baştan anlatacağım bunları. İşten ayrıldım. Daha doğrusu işten, işle yollarımızı ayırdık karşılıklı olarak. Ya ben istifa etmedim. Kovuldum da demek istemiyorum. Çünkü tam olarak kovulmadım da ama öyle bir şeyler oldu. O yüzden yani bundan sonra full time çalıştım. Şu an bir işim yok. İşsizim. Ve işim yok yani. Artık böyle düzenim nasıl olacak? Evde sıkılacak mıyım? Bir ara bir yıl boyunca çalışmadığım bir yıl vardı mesela. O yılda full şöyleydim. Sabah 4-5 gibi falan uyuyordum. Ondan sonra da şey uyanıyordum. Öğlen 2-3 gibi falan uyanıyordum. Yani inanılmaz garip böyle. Var gibi yok gibi düzensiz bu saçma bir dönemde tekrar öyle bir şey yaşamak istemiyorum. Tek şeyim bu. Çekincem ve üzüldüğüm kısım bu yani. Bakalım neler olacak, ne yapacağım yani. Öyle. Öyle. Son büyük güncelleme ve gelişme bu şekildeydi. Bu aslında böyle bir garip bir şey olabilir bizim için. Bu serüven gibi bir şey olabilir. Neden öyle diyorum? Çünkü hep birlikte göreceğiz. Her gün Tulu'ya devam ediyorum. Her gün göreceğiz hani. İşsiz ne yapıyorum, işsiz ne yapılır? Bazı planlarım var kafamda. Onları da birlikte konuşacağız önümüzdeki günlerde. Ben de birazcık daha böyle şey yaptıkça. Şu suratıma hala alışamadınız değil mi? İnşallah alışırsınız. Şu an suratım donuyor ya. Şu an bayağı yüzüm donuyor. Konuşamadım ama salakladım oturduğum yerde. Selamlar. Peş peşe bir sürü kişiyle karşılaştık. Bakın. Burayla karşılaştık. Sonra öndeki tarafla karşılaştık. Ve neler neler. Güzel çıktın. Güzelsin, güzel çıktın. Görüşürüz, bay bay. Bakın Tulu'ya çay getirdim. Ay, bana çay getirmiş Tiger Garden. Aslında onların büyük boyu mu vardı sende? Onların büyük boyunu kaldırmışlar. Ben de şeyi de göremedim. Tiger'ı da göremedim evet, yani son gittiğimde. Ben de çok aradım, bulamadım. Ama bunlar... Hani onlar batmıştı. Batmaz. Bir don satsa kurtarır ki o. Evet. Kiraya çıkarır yani. Günaydın, günaydın.
günaydın. Bugün güne nerede başladım? Uber'de başladım. Şimdi böyle sürekli bahsettiğim ama bir sürü detayını hem söylemedim hem de sizin görmediğiniz. Böyle çekime gidiyorum şu an. Çekim seriyerde böyle bir stüdyoda olacak. Bu L'Oreal'in bir çekimi. Böyle bir yüz maskeleri, zaten maskeleri yoktu harikada. Yüz maskeleriyle alakalı bir tane çekim. Oraya gideceğim şimdi. Orada bakalım neler olacak, neler. Neler ötesi neler olur. Hep birlikte göreceğiz. Alışamadım. Tabii ki alışamadım. Ne yapıyorsunuz burada? Ay yine yakaladım. Bir video başladı. Tabii ki. Günaydınlar. Günaydınlar. Uğur burada, Koray burada, Dila burada. Doğru söyledim değil mi? Ben söyledim. Ve Can da buradaymış. Ne? Günaydın Can. Selamlar. Bunun yüzü kırmızı zaten. Evet, boynuna göre daha pembe, ona bakıyorum. Rengini de çok boynuna çekersem çok beyaz bir adam olmuyor yani bir anda. Dark bir şey ilave edeyim içine. O kadar kendim çok uzun mesela yıllardır şöyle görmemiştim. Full sakalsız full yani. Ben bayağı kapıdan girdim böyle oldum. Ne oğlum, ne değişiklik var Tülyo'da dedim. Dün Cansu tanımadı. Cansu tıraş oldu dedi. Ha dedim ben de. Dün Cansu tanımadı beni. Tanımadı. Yanımdan bakıp gitti yani hani. Yüzüme de bakmadı da tabii. Erkeklerin, Türk erkeklerinin highlight'tan tiksinircesine nefret ettiği ortaya çıktı. Yani böyle ayrılan falan, yani ciddi ilişkisi içinde kızın kullandığı highlight miktarı için tartışma yaşayıp kavga eden çiftler falan varmış. Ve bu bir tek highlight'ta ortaya çıkıyor. Ama şoktayım şu an. Nefret ediyorlarmış ve bayağı insanlara böyle işte bir kamuoyu anket kadar firması. Varıyor ki, anlamadım. Bir kamuoyu anket firması bir şey için böyle erkeklerde kozmetik algısı üstüne bir şey çalışmış. Ondan sonra yüzde böyle 70'ten fazlası highlight. Kırmızı ruj da mesela şey, kırmızı ruja da çok koy şeyler mesela. Allah. Lan en güzel iki şeye zaten kıl alıyor. Evet. Azıcık bunlar. Benimki bitti. Böyle onun fotoğraflarını, hatta stop motion videosunu falan göreceksiniz diye düşünüyorum. Birkaç gün içinde. Tam ne zaman bilmiyorum. Birazdan soracağım ne zaman paylaşacağımı. Onun dışında öyle. Şimdi birazdan buradan çıkacağım. Ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ne yapacağım. Bakalım. Göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Burayla şöyle bir masaya geldik. Bir yemek yiyelim falan. Bir günün yorgunluğu. Açık sohbet muhabbet olsun. Şöyle çünkü hiçbir şekilde yoğun bir gün. Yani şey sayısı çok fazla bugün değil mi Koray? Etkinlik ve event sayısı çok. Bu kadar etkinlik var. 10 tane etkinlik. 10 tane etkinlik varmış bugün yani. Helal olsun diyorum. Neyse, şimdi şu yemekten sonra ben spora gideceğim. Ama önce şu yemeği yemeliyim. Böyle başıma ağrılar girdi. Yemek yemediğimde böyle damarlarım falan çatlıyor. Yani herkes oldu. Öyle. Afiyet olsun. Görüşeceğiz. İşlemi bitirdim, yemek falan her şey bitti, gördünüz zaten ve spora geldim. Sporda sürekli yaptığım şu locker, böyle spor dolabı olayı var. Şimdi size bir de video içine göstereceğim bunu. Instagram storylerimde sürekli onu paylaşıyorum her gün. Kazak H&M, pantolon Zara, şu H&M bir tane şey, mont, palto, bir şey. Sandro ayakkabılar, saat. Öyleymiş, hadi bakalım şimdi spor yapalım. Böyle devam et. Cansu beni alacak taksiyle. Onu bekliyorum. Bakalım geliyor mu? Gelmek üzereymiş. Çantamı falan da bu arada spor salonunda o gösterdiğim gayet dolabımın içine her şeyimi bıraktım. Bu taşımayayım bir sürü şeyi diye. Cansu beni alıyor mu? Cansu beni alıyor. Cansu beni aldı. Selam. Selamlar, merhaba. Bacağım dışarıda kaldı bir saniye.
Şimdi Abdülpek Ticaret'sini biliyorsunuz değil mi? Ya ben buranın taksisi değilim. Nişantaşı tarafına gideceğiz. Dur yandık. Nasıl gidelim? Hemen şöyle, yandık. Üçüncü gözüm. Ha evet ya, düşündüm ama bir... Ya. Anladım da... Şimdi DESA'ya geldik. Burada Raşel'in türlü seçimleri varmış. Onlara falan bakıyoruz. Cansu'nun da türlü seçimleri oldu ama şu an arkası dönük. Hangisi? Yes. Riva. Benim favorim şu. Gerçekten çok beğendim. Cansu'nun favorisi. Bu arada şöyle bir şey yapmışlar abi. Üstlerine şunlardan... Şu kağıtlar verdiler. Yazıp mesela Tuğla Erden'in favorisi deyip üstüne koyuyorsun ne falan. Ne kadar süre duruyor acaba mağazada? Bakın şimdi neler oldu. Cansu yine yanımda. Her gün Cansu. Ayrılmaz. Her gün Cansu. Her gün Yana. Her gün Cansu 55. 55 mi? 55. Oldu mu o kadar? 55 oldu. Sen manyak bir insan. Benim 55 videom yok. Bu vardır be. Var var, şaka yapma. Günahları göstermek istiyorum bir saniye. Salep. Oreo cheesecake. Salep. Oreo cheesecake. Cansu. Abi. Buranın Salep gerçekten iyi. Katılıyorum. Her şey iyi değil. Ya bu konuda biraz netim ama Salep çok iyi yani. Tarçın kokuyor lan ama üstüne tarçın koymuşsun. Bunların böyle bir küvet dolu içinde bağ yapmak istiyorum. Geçen ayı şişiriyor. Berkay uçtu. Şeyler yaşanıyor ama ne? Şeyler yaşanıyor. Asansör çalışmıyor. İyi solunca ne oluyormuş? Bakayım bu hangisi acaba? Bilmiyorum ki ne telefon koyacağım biliyorsun. Bu şey işte bir şey. Her yer ürün var. Hani şunlar mı? Bir sürü olmuş soracağım. Aşırı yükseliyorum. Ayakkabı evet şu an. TK Maxx'te aradım. Bir şey soracağım. Altında bir şey yok. Bir şey. Bugün ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Sushi. Bugün sushi yapıyormuşuz. Bakalım nasıl yapacağız? Duydunuz zaten az önce olanları. Herkesin neleri ne kadar yapabildiğini. Bakalım nasıl olacak göreceğiz şimdi. Bakalım. Yapabilecek misiniz olacak? Ben çok hiç iddialıyım. Buradan sonra zaten iddialıyorum. Göreceğiz. Yaşamak istedim yani. 10 dakikada bir dükkana giriyorsun yani. Evet. Şangri'yle. Şangri'yle İstanbul'da yapacağım. Olur mu? Beraber. Bu da benim aklımı değiştirecek falan. Ayakkabımı kaçıracağım. Bir şey söyleyeceğim. Ben sushi yapıyorsam temiz olmalı. Katılıyorum. Temiz olmalı. Ben ellerimi kapıyı yıkıyorum. Zehirlenmeyen. Zehirlenmeyen. Mesela burada buz var. Gerçek. Şimdi aslında isterseniz biz Cansu'yla Shangri-La'ya geldik. Nereye bakacağım şaşırdım mesela. Evet, ben şaşırdım. Cansu'yla Shangri-La'ya geldik. Şimdi bugün burada sushi yapacağız ve çok çılgınlıklı olacak diye düşünüyorum. O da çok güzel bir kelimeydi. Hadi bakalım. Yemekler hele Tulu en iyisi. Oh, full full. 5 Michelin yıldızlı sushi yapacağım size. Ben sushi yapmayı bilmiyorum. Baştan sonra. 5 Michelin yıldızlı sushi. Of. California roll galiba bu. Evet, bence de öyle. What's his name? California roll.
Queens. Şu ana kadar ben yaptım diye düşünüyorum. Evet ben yaptım, yalan söylemiyorum ama bundan sonrası bakalım nasıl olacak. Aynen. Şöyle almak lazım. Of çok zorlandım. Bu şekilde. Böyle. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi kendim yaptım diye demiyorum ama böyle oldu. Bakın Cansu'nunki. Benimkisi fakir olmuş biraz. Süsüm de geldi. Ne fakiri? Baksana şeyin bak, var. Fakir olmuş biraz. Aa, full full kol. Abi suşilerim vuruyor, vuruyor. Bir şey söyleyeceğim ben. Tadına bakarım ya. Bir yerim ya. Bu Nizami. Bu yemiş. Kimin gözü kaldı? Heyecanlandım. Bu bir dramdı. Benimkisi de fena oldu hani. Çok Nizami oldu evet. Yani. Güzel oldu. Aa, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Çok çılgın bir an yaşadık şu an. Biz evet, hayvanları olarak yoldan aldık. Dilara'lar bizi yoldan aldı. Arkadaki kadın kriz geçiriyor şu an. Sinir krizi ya. Ben korktum bir an. Camları kapadım. Kitle kitle. Ay ay ay. Daha hiç gitmedim Dilara. Kesin çok güzeldi. Ben de gitmedim ilk defa çıkmış ama güzel. Bir de uygun fiyatlı orası. Kesin. Tat kaçmasın da. Bu da vlog kaldı. Evet bu. Bunların hepsi şey oldu. Belgeledim. Arkadaşlarımız da burada. Selamlar. Tamam şimdi ayıp oluyor. Ben kapatıyorum. Görüşürüz. Koca bir haftam bu şekildeydi. Hepsini gün böyle gördünüz. Nereden nereye atladık, nereden nereye şey yaptık pek fark edememiş olabilirsiniz. Ama bu bir hafta böyleydi. Buna sadece 54 diyeceğim. Bu her gün Tulu için sadece bir şey olabilir, bir gün olabilir. Zaten toplasam bir hafta değil aslında 3-4 gün falan ama bundan sonra her gün devam edeceğiz.
Bugün de benimle birlikte olduğunuz için ve bugünlerde teşekkür ederim. Çoluğumun çocuğumun rızkını dansözlere kaptırışımın anlarında da benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Sushi yaparken de benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi ben bunların tamamını bir editleyeyim. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Öyle. Bakalım diğer günlerde neler olacak. Hep birlikte göreceğiz.